magazinde de neler mi var? Aman aman neler var neler. Ben heyecanla sizin gibi bekliyorum. Hadi hemen izleyelim. Olay. Davut Güloğlu haftanın olayıyla ilgili sadece Magazin D'ye konuştu. Ünlü şarkıcı sevgilisinin eski eşiyle yaşadığı evi basıp olay çıkardığını nasıl itiraf etti? Sitenin güvenliğine iki tane şamar. Davut Güloğlu'nun sevgilisi neden sinirlerine hakim olamayıp çocuklarının annesinin kaldığı evi bastı? Sevgilisi hastanelik oldu, eski eşi ise şoke oldu. Karakola taşınan olayın perde arkasında başka neler yaşandı? Hızlı cama sen yürüme onu vur. Camı kırdı tabii. Ve Davut Güloğlu'nun evini basan sevgilisi de Magazin D'ye konuştu. Pelin Subay'ın bomba açıklamaları sizi çok şaşırtacak. Ben bir kıskançlık yaptığım için. Beni tüketti. Evet, camı yumrukladım. Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi bir iddia düştü. Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nun sevgilisi Pelin Subay'la telefonda başlayan tartışmalarının hastanede bittiği öne sürülmüştü. Pelin Subay'ın Davut Güloğlu'nun eski eşi Sibel Yıldırım ve çocuklarıyla oturduğu evi bastığı ve camları yumrukladığı için hastanelik olduğu iddia edilmişti. Biz de konuyla ilgili Pelin Hanım'la bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Hanımefendi çıkan haberleri neredeyse noktası noktasına kabul ediyor. Ben bir kıskançlık yaptığım için yani eski eşimden kıskandığım için evet camı yumrukladım ve kırdım. Ama Davut Bey benim 8 yıllık dostumdur her şeyden önce. Pelin Subay bu sert çıkışını Davut Güloğlu'nun sükunetle karşıladığını özellikle belirtiyor. Davut Bey benim adıma çok üzüldü. Çok düzgün konuştu benimle. Kendini çok farklı bir kız olarak yansıttın televizyona dedi. 8 senedir sen benim canım ciğerimsin, benim ailemdensin. Bu arada Pelin Hanım sevgilisi Davut Güloğlu'nun kendisini kullandığını ve yaşamını alt üst ettiğini iddia etti. Benim onunla bir geleceğim olmadığını ve şey olmadığını kendisi de kanaat getirdi. Beni tüketti. Hanımefendi kendisinin de hataları olduğunu yadsımıyor ve Davut Güloğlu'yla ilişkisi hakkında bazı konuları çarpıttığını itiraf ediyor. Arkadaşlığımız vardı daha öncesinde. Onun öncesinde böyle bir ilişkimiz falan yoktu. Bir sinir haliyle Davut'un canını yakmak için bazı şeyler açıklamada yaptım. Yanlış şeyler söyledim. Ben çok üzülüyorum. Yani yanlış şeyler söyledim. Olayın asıl kahramanı Davut Güloğlu'nun da görüşlerini aldık. Başarılı şarkıcı telefon görüşmemizde olayın abartıldığını, sevgilisi ve eski eşi arasında bir arbede yaşanmadığını öne sürüyor. Ne var ki Pelin Hanım az önce bu iddiayı doğrulamıştı. Gelip eve yapmasının onun psikolojisi bozuluyor tabii, geliyor eve etmesi yanlış bir şey. O kadar da büyütmüşler, biraz da yanlış yazılma çizilme olmuş ama Sibel'le Mimel'le öyle gelip dalaştığı malaştığı olmadı ama evde o benim zamı kırdı tabii. Davut Güloğlu yaşananları en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Bu olaydan sonra yollarını ayırdığı sevgilisi Pelin Subay'ın o gün siteye girmek için güvenlik görevlisini tokatladığını dahi saklamıyor. Sitenin güvenliğine iki tane şamar. Kapının çelik kapıya önünde, çelik kapının önünde bir ara hol var. Holdeki o buzlu cama sen yürüme onu vur, kır elini patlat. Davut Güloğlu eski eşi Sibel Yıldırım'ın korktuğu için polisi aradığını ama kendisinin durumu tatlıya bağladığını ve Pelin Subay'dan şikayetçi olmadığını sözlerine ekliyor. Sibel de polisi aradı. Polis geldi. O da onu aramasının nedeni çocuklarına tabii, o da tabii ki rahatsız oldu. O da orada korktu. Tabii gidip şikayetçi geldi. Öyle bir şey olmadı ya. Yani. Başarılı şarkıcı Pelin Hanım'ın bu yaptığını çocukluğuna vermiş. Çocukluğa verdim onu yani. Benim yani evime olduğu hepsi de bilir yani. Ben buna ilgilendiğimi yaptım bile. Davut Güloğlu son olarak sevgilisi Pelin Subay'ın aslında kötü niyetli biri olmadığını ve yaşananların talihsizlik olduğunu vurguluyor. Ne diyelim, her iki tarafa da geçmiş olsun. Umarız bu tip üzücü olaylar bir daha yaşanmaz. Aslında kendini de bu konuda
takvi gösterdi. Anladın mı yani? O da daha genç. 26 yaşında kız ya. 25-26 yaşında kız.